Bir kalp pili tam 28 bin yıl boyunca tek bir kez bile durmadan çalışıyor. On binlerce yıl boyunca atmaya devam eden bir nabız. Tabii ki o kadar yaşamamız mümkün değil. Peki bir elektrikli otomobil düşünün. Ömrünüz boyunca tek bir kez bile şarj etmeden sizi taşısa. Ya da cebinizdeki telefon tam 9 yıl boyunca asla priz görmeden hep açık kalsa. Böyle bir şey masallarda olur dersiniz değil mi? Ama hayır. Kaliforniya'da ortaya çıkan NDB isimli bir girişim bu hayali gelecek diye değil, şimdi diye anlatıyor. Onlara göre insanlığın enerjiyi algılayış biçimi artık sonsuza kadar değişebilir. Peki bu kulağa çılgın gelen teknoloji gerçekten mümkün mü? Bilim buna evet diyor. Ama asıl soru şu, nasıl? İşte şimdi bilimin en akıl almaz kapılarından içeri giriyoruz. Bu pil yıllar değil, on binlerce yıl boyunca tek damla enerjiyi hiç durmadan veriyor. Damla küçük ama hiç kesilmiyor. Sanki hiç bitmeyen bir depo gibi. Bahsedeceğimiz 28 bin yıl ömür kulağa inanılmaz geliyor ama bu sürenin ardında çok net bir bilimsel hesap var. Peki bu teknoloji gerçekten elektrikli otomobillerin menzilini sonsuza mı taşıyacak yoksa bambaşka bir alanda mı kullanılacak? İşte cevabı burada başlıyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün elmas batarya diye duyduğunuz aslında beta voltaik denilen bir dönüşüm teknolojisini en yalın haliyle efsaneden ayrıştırıp gerçeğiyle, kaynaklarıyla ve rakamlarıyla anlatıyorum. Önce kafamızda resmi netleştirelim. Beta voltaik hücre dediğimiz şey aslında nükleer parçacıklarla çalışan bir çeşit minik güneş panelidir. Normal bir güneş paneli ışık taneciklerini yakalar ve onları elektriğe çevirir. Beta voltaik hücrede ise ışık yerine radyoaktif kaynaktan fırlayan beta parçacıkları gelir. Bu parçacıklar yarı iletken malzemenin içine çarptığında orada küçük elektrik kıvılcımları oluşur. İşte bu kıvılcımlar devreye bağlandığında akıma dönüşür. Yani prensip aynı. Güneş paneli fotonları kullanır, beta voltaik ise beta parçacıklarını. Aradaki tek fark birinin kaynağı güneştir, diğerinin kaynağı ise nükleer bozulmadır. İkisinin ortak noktası şudur. Hem güneş panelinde hem de beta voltaik hücrede yarı iletkenin içinde çok küçük elektrik kıvılcımları oluşur. Bilim buna elektron delik çifti der. Elektron delik çiftini basit bir örnekle açıklayalım. Bir otoparkta araçlar sıralı şekilde dizilmiş. Bir tanesi hareket ettiğinde ardında boşluk bırakıyor ve bu boşluk bir sonrakini harekete geçiriyor. Zincirleme başlayan bu hareket aslında elektrik akımının ta kendisidir. Elektronlar akarken geride bıraktıkları boşluklar da akış yönünü belirler. Buradan da artık neden özellikle elmas seçildiğine geçelim dostlar. Çünkü elmas karbonun en dayanıklı hali. Sadece çok sert değil, aynı zamanda elektriksel özellikleri kontrol edebiliyor. Elmasın bir diğer üstünlüğü radyasyonu adeta içine hapsetmesi. Yani enerji kaynağı ve koruma kalkanı tek yapıda birleşmiş oluyor. Bristol Üniversitesi ekibi nükleer santrallerde kullanılan grafit blokların içinde zamanla biriken karbon 14 izotopunu çıkarmayı başardı. Normalde atık olarak görülen bu maddeyi elmas benzeri bir karbon yapının içine yerleştirdiler ve bir tür nükleer pil prototipi geliştirdiler. Yani çöp diye kenara atılacak bir radyoaktif maddeyi güvenli bir şekilde elektrik üreten bir kaynağa dönüştürdüler. Peki 28 bin yıl denildiğinde aslında ne kastediliyor? Karbon 14'ün yarı ömrü yaklaşık 5730 yıl. Yani 5730 yıl geçtikten sonra üretilen enerjinin yarısı kalıyor. 5 döngü tamamlandığında, yani yaklaşık 28 bin yıl sonra bile bu enerji damarı tamamen kurumuyor. Zayıflasa da hala bir nabız gibi atmaya devam ediyor. Burada çok önemli bir nokta var. Bu teknoloji gücü bir anda patlatıp vermiyor. Enerjiyi yıllara yayıyor. Bunu gözünüzde şöyle canlandırın. Telefonunuzu şarja taktığınızda kablodan saniyede watt seviyesinde enerji akar. Bu yangın hortumundan fışkıran su gibi güçlüdür. Beta voltaik hücre ise aynı işi bir musluktan damla damla akan su gibi yapar. Fark devasa. Telefon wattlarla beslenirken beta voltaik hücre sadece mikrowatt üretebilir. Bir tarafta yangın hortumundan fışkıran devasa güç, diğer tarafta tek tek düşen damlalar. İşte aradaki uçurum bu kadar büyük. Burada şu soruya geçelim.
Bu gücü hiç mi arttırmanın yolu yok? Aslında işin sırrı hücrenin tasarımında gizli. Yarı iletkenin katmanlarını nasıl şekillendirdiğiniz, kullanılan izotopun türü ve yoğunluğu, hatta malzemenin yüzeyindeki mikroskobik düzenlemeler bu damlanın hızını belirliyor. Mesela trityum, nikel 63 ya da stronsiyum 90 gibi farklı izotoplar tercih edilebiliyor. Her birinin avantajı ve dezavantajı var. Kimi daha güvenli ama daha zayıf, kimi daha güçlü ama daha fazla zırh gerektiriyor. 2024'te yapılan bazı deneylerde silikon karbon yapılarında güç yoğunluğu santimetre kare başına yaklaşık 20 mikrovat seviyesine kadar çıkarılabildi. Bu bilimsel açıdan önemli bir ilerleme ama hala mikrovat ölçeğinde. Burada gerçek ile abartıyı da net çizelim. Telefonu ya da elektrikli arabayı çalıştırır söylemleri kulağa hoş geliyor ama tamamen popüler medyanın abartısından ibaret. Uzmanların ortak görüşü de bu. Tüketici elektroniğinde yakın vadede bu teknolojinin yeri çok sınırlı. Özetle elmas batarya sınırsız enerji veren bir mucize değil. Çok uzun süre, çok küçük ama hiç durmayan bir güç kaynağıdır. Buradan günümüzdeki oyunculara geçelim. Bugün sahnede iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Birincisi Bristol Üniversitesi ekibinden doğan Arkenlight. Onlar çok iddialı vaatler peşinde değil. Küçük ama hiç bitmeyen enerjiyi güvenli şekilde sunmaya hedefliyor. O yüzden odakları akıllı sensörler, tıbbi cihazlar ve erişilmesi zor noktalardaki dedektörler. İkincisi ise NDB. Tanıtımlarında yüksek güç gibi daha büyük vaatler sundular. Ama bunların henüz akademik olarak doğrulanmadığını bilmek önemli. Yani bu sahada iki çizgi var. Bir ayakları yere basan uzun ömürlü mikro güç vizyonu, diğeri ise daha cüretkar ama henüz kanıtlanmamış bir gelecek resmi. Düzenleyiciler kapalı bir kaynağın doğru mühürlendiğinde güvenli olduğunu resmi olarak kabul ediyor. Şimdi de insanların kafasındaki doğal bir soruya geçelim. Peki ısınma? Çoğu kişinin aklına şu soru geliyor. Bu parçacıklar sürekli çarpışıyorsa içeride ısınma olmaz mı? Aslında üretilen enerji o kadar küçük ki ciddi bir ısınma söz konusu değil. Zaten elmas çok iyi bir ısı iletkeni olduğu için oluşan küçük ısıyı anında dağıtıyor. Yani burada ısıdan elektrik üretimi yok. Elektrik parçacıkların yarı iletkende bıraktığı minicik kıvılcımlardan geliyor. Gelelim maliyet meselesine. Bu işin asıl darboğazı izotop üretimi. Örneğin nikel 63'ün gramı binlerce dolara mal oluyor. Bu da güç başına fiyatı şimdilik yüksek tutuyor. Trityum ve karbon 14 çözümleri farklı dengeler sunuyor. Trityum güvenlik ve regülasyon açısından avantajlı. Karbon 14 ise nükleer tesislerin grafit atığından geri kazanıldığı için çevresel bir fayda hikayesi de getiriyor. Güncel duruma bakarsak 2024-2025'te yayınlanan araştırmalar yeni tasarımlarla verimi biraz arttırsa da hala mikrovat seviyelerinde. Bu değer küçük sensörler için umut verici ama telefon veya elektrikli araç gibi yüksek güçlü sistemlerde anlamlı değil. Peki bu teknoloji asıl gücünü nerede gösteriyor? Gelin birkaç çarpıcı örnekle tabloyu netleştirelim. Öncelikle tıbbi dünyayı düşünün. Kalbin ritmini, kandaki şeker seviyesini ya da vücudun içindeki başka kritik değerleri ölçen küçük sensörler var. Bunlar günün büyük kısmında uyku modunda bekler. Arada bir uyanıp ölçüm yapar ve veriyi gönderir. İşte betavoltaik burada mucizevi bir iş çıkarıyor. Mikrovat seviyesindeki sürekli enerjiyi bir mikrokapasitörde biriktiriyor ve gerektiğinde miliwattlık kısa patlamalar halinde dışarı veriyor. Bu sayede bir kalp pili ya da implant 10-20 yıl boyunca batarya değiştirme ameliyatına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Bu sadece teknoloji değil, doğrudan hayat kalitesi demek. Bir başka alan ulaşılması zor noktalar. Köprülerdeki çatlak sensörleri, boru hatlarındaki korozyon dedektörleri ya da deniz tabanındaki sismik izleme cihazları. Burada pillerin bitmesi tam anlamıyla bir kabus. Çünkü yenilemek için ekip göndermek hem zaman hem de maliyet açısından inanılmaz zor. Oysa betavoltaik hücre hiç durmayan bir kalp atışı gibi sürekli enerji sağlar. Böylece sensörler asla susmaz, veri kaybı olmaz ve üçüncü kritik alan uzay ve derin deniz. Buralar öyle ortamlar ki aşırı sıcak, aşırı soğuk, yüksek radyasyon ya da erişilmezlik normal pilleri çok kısa sürede öldürür. Betavoltaik ise radyasyonla barışık bir teknoloji. On binlerce yıl bozulmadan çalışabilen bu hücreler
küçük görev bilgisayarlarına ve sensörlere müthiş bir emniyet payı sunar. Ve şimdi gelelim herkesin aklındaki 3 temel soruya. Birincisi, neden telefonlarda yok? Çünkü telefon saniyede watt seviyesinde enerji ister. Elmas batarya ise mikrowatt seviyesinde kalır. Aradaki fark devasa. Telefonu çalıştırmak için milyonlarca hücreyi bir araya getirmeniz gerekir ki bu hem boyut hem de maliyet açısından imkansızdır. İkinci soru, elektrikli araçların menzilini arttırır mı? Cevap yine hayır. Çünkü bir EV hareket ederken 10 kW'larca güç tüketir. Betavoltaik hücre, bırakın motoru beslemeyi, araç park halindeyken 12 voltluk sistemdeki küçük elektroniklerin bekleme yükünü bile karşılayamaz. Yani arabayı ileri götürecek enerjiyle ilgisi yok. Üçüncü ve en önemli soru, peki güvenli mi? Bu da tamamen tasarımla alakalı. Seçilen izotop, kullanılan kapsül, sızdırmazlık ve sertifikasyon süreçleri belirleyici. Doğru tasarımda dışarı sızan radyasyon, gündelik hayatta maruz kaldığımız doğal arka plan seviyesinden bile daha düşük tutulabiliyor. Yani regülasyon çerçevesi içinde bu cihazlar güvenli kabul ediliyor. Peki bu teknoloji nereye doğru evriliyor? Net bir yol haritası çizelim. İlerleme 4 kaldıraçtan geliyor. 1. Kaynağı elmasın içinde büyütmek. 2. Dönüştürücü katmanı akıllıca tasarlamak. 3. Yüzey kusurlarını gidermek. Ve 4. Mimariyi 3 boyuta taşımak. 2023-2025'te yayımlanan çalışmalar bu 4 alanda verimi adım adım yükseltti. Gürültüyü azalttı ve yüksek aktivite yoğunluklarında en iyi kalınlık aralığını daha iyi tarif eder hale getirdi. Ancak tablo dürüstçe şu, kazanımlar anlamlı olsa da bugün hala güç mikrowatt bandında. Mikrowatt'ı miliwatt'a sıçratma hedefi laboratuvar ölçeğinde bile zorlu. Yani bu hat kısa vadede bitmeyen mikro güç sınıfını sağlamlaştırıyor. Bakım gerektirmeyen sensörler, implantlar, erişilmez noktalardaki ölçüm düğümleri ve zorlu ortam telemetrisi. Elektrikli otomobil tarafında ise bu motoru besleyecek yeni bir kaynak değil. Daha çok aracın asla kapanmaması gereken minik elektroniklerine yıllarca sürecek bir nabız gibi düşünülmeli. Yani bu teknoloji elektrikli otomobil bataryalarının yerine geçmeyecek ama başka alanlarda bitmeyen enerji kaynağı rolünü üstlenebilecek. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu anlatım sizde artık kafamda oturdu, şehir efsaneleriyle gerçekler birbirinden ayrıldıysa, uyandırdıysa sizden 3 ricam var. Kanalıma abone olun, bu videoyu beğenin ve yorumlara mutlaka fikrinizi yazın. Mesela siz olsaydınız bu hiç bitmeyen mikro gücü nerede kullanmak isterdiniz? Bu yorumlarınız sonraki videolarda gerçek kullanıcı senaryolarıyla çok daha derin karşılaştırmalar yapmamıza katkı sağlayacak. Bildirimleri açarsanız yeni içeriklerden de anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı Şarj'da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.